dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıntıları konuşacağız. Söz İslim İstanbullu ve konuğunda. Yurt dışından alışveriş yapanları yakından ilgilendirecek bir haberle karşınızdayız. Özellikle e-ticaret sitelerinde yeni bir vergilendirme sistemine gidildi. Elbette ki detaylar var. Detayları da yayın konuğumla konuşacağız. Mali müşavir İsmet Çetinkaya yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İslim Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Peki bu yeni düzenlemeyle nasıl olacak, rakamlar neler aktaracaksınız? Evet, geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yurt dışı alışveriş siteleriyle ilgili bir güncelleme olacağını söylemişti. Ben hazırlamış olduğum taht üzerinden hem sizlere hem de izleyicilerimize izah etmeye çalışayım. Hem yurt içinde hem yurt dışında malum alışveriş siteleri var. Burada yurt dışında hızlı kargo ile alışveriş limiti önceden 150 euroya kadardı. Bu oran, bu alışveriş 30 euroya düştü. Yani bu şu demek, önceden 150 euroya kadar alışveriş yaptığınız zaman bir vergilendirme vardı. O vergilendirme de arttı. Şimdi o oranları da söyleyeceğim. Bu 30 euroya düştü. Yani 30 euronun üstünde alışveriş yaptığınız zaman bu gümrüklemeye giriyor. Onu da birazdan izah edeceğim. Avrupa Birliği'nden bu alışverişi yaparsanız şayet önceden %18 olan vergi oranı şu anda %30 olarak güncellendi. Yani 30 euro bir alışveriş yapmış olduğunuz zaman bunun Avrupa Birliği'nden gelirse 9 eurosunu vergi olarak ödüyorsunuz. Şayet bu ürün Avrupa Birliği dışı başka bir ülkelerden gelirse %30 olan gümrük vergisi %60 oldu. 30 euro bir alışveriş yaptınız, 18 euroluk gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Burada ekstra bir durum daha var. Özel tüketim vergisi kapsamına giren eşyalar, beyaz eşyalar olabilir bunlar. Bunlara da ilave ek %20, yani %60 vergi ödüyorsanız ilave %20 daha ödeyeceksiniz. %80 olmuş olacak. %30 olan da %50 olmuş olacak. Buradaki amaçların hedef nedir? Burada 3 tane amaç var. Birincisi cari açığın önüne geçmek, azaltmak. İkincisi vergi gelirlerini arttırmak. Üçüncüsü ise yerli üretici daha fazla destekleyip satışlarını arttırmak. Peki burada anlatmış olduğum bu 30 euronun üstünde alışveriş yaparsanız ne olur? Bu ticari mahiyete geçer. Burada bir antropo depolama bir ücretine katlanmış olursunuz. Ek ilave gümrük vergisi ödersiniz, katma değer vergisi ödersiniz, özel tüketim vergisi ödersiniz, ithalat beyannamesi düzenlemek zorunda kalırsınız ve ayrıca bir gümrük müşaviriyle çalışmak zorunda kalırsınız. Bu 30 euro üzerindeki bir alışveriş yaptığınız zaman. Bu karar bugün 6 Ağustos 2024'te resmi gazetede yayınlandı, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile. Ancak henüz uygulamaya geçmedi. 15 günlük bir süremiz var. Uygulama tarihi ise 21 Ağustos 2024. Ben burada başka bir hesaplama daha yaptım. Ben bunları da izleyicilerimize ve sizlere aktarmak istiyorum. Örnek vermek gerekirse 100 liralık bir alışveriş yaptık yurt dışındaki bir internet sitesine ve Avrupa Birliği dışındaki bir internet sitesine. Örnek verelim, Çin'den 100 liralık bir alışveriş yaptık. Buna %60'lık gümrük vergisi demiştik. 60 lira ilave oluyor. Ürünümüzün maliyeti bize aslında 160 lira, 160 TL oluyor. Ancak burada bitmiyor. Bununla beraber 160 liraya %20 özel tüketim vergisi ödüyoruz. 32 lira ilave ediyoruz. 192 lira oluyor. Artı gümrük sunum ücreti var. Bu sabit ücret 22 lira. Damga vergisi sabit ücret 2.20 kuruş. Toplam 100 liralık bir ürün aldığımız zaman yurt dışı, Avrupa Birliği yani Çin'den bir ürün aldığımız zaman bunun bize toplam maliyeti 216 lira 20 kuruş olmuş oluyor. İki katından daha fazla olmuş. Elbette ki. Ama buradaki amaçlarımız neydi? Bizim cari açığı düşürmek, yurt içindeki üreticilerin sayısını arttırmak, desteklemek ve Türkiye'deki vergi gelirlerini arttırmaktı. Evet, amaç da çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışı ve ticaret alışverişi vergi düzenlemesinin detaylarını konuştuk. Mali müşavir İsmet Çetinkaya ile birlikte diyelim ve sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.